kapatma, gördüm zaten. Tadım kaçtı. Nazcığım, yani alt tarafı bir fotoğraf bu. Tamam mı? Öyle canı sıkmaya falan değmez. Hadi ben sana bir tane limonata ısmarlayayım, neşelenelim biraz. Ya Şevdan, bu adam bende neşe meşe bırakmadı. Hiç boşuna uğraşmam. Tamam da Fırat Şef'in ne alakası var? Bilmiyorum, var mı yok mu? Günaydın. Günaydın Şef. Biraz konuşabilir miyiz? Benim ofiste işlerim vardı. Ben bir bakayım. Benim de fotoğraftan haberim yokmuş. Görünce ben de şaşırdım. İki gündür ne olsa şaşkınsın zaten Şef. Hayat işte. Bazen beni de beklemediğim yerden vurabiliyor. Ailen reklam için böyle bir yola başvurmasaydı keşke. Sen bana açıkça söyleseydin ben size iyi bir ajans ayarlardım. Onu reklam için çekmediler ki. Hem o fotoğrafı kim verdi onu da bilmiyoruz. Bak anlıyorum. Kebapçınız kötü bir dönemden geçiyor. Ama böyle küçük oyunlar kimsenin işine yaramaz. Naz Hanım, siz konuyu bayağı yanlış anlamışsınız. Benim ailem asla böyle şeyleri tenezzül etmez. Teyzenizden bahsetmiyorum. Fotoğrafı çeken Gülendam Hanım'dı zaten. Belki size iyilik yapmak istemiştir. Gülendam da benim ailem. Orada gördüğünüz herkes benim ailem. Ve ben asla ailem hakkında söz söylemem. Keşke o fotoğraf hiç çekilmeseymiş. Ve keşke o gece hiç yaşanmasaymış. Siz bir de bana mı kızıyorsunuz? Kendime kızıyorum. Kendime. Evet, sizi dinliyorum. Şimdi Naz Hanım, benim buraya geldiğimden kimsenin haberi yok. Rafığımın, yani Fırat'ımın da hiç haberi yok. Konu neydi? Şimdi siz Fırat'a kızgınsınız, biliyorum ben. Çünkü bir önceki gece ortadan kayboldu. Sonraki günde sizi çok bekletti, değil mi? Yani, şefin her zamanki sorumsuz davranışları. Ne diyeyim, alıştık artık. Yok, öyle değil işte. Fırat o gece benim için bırakıp gitti. Sizin için mi? Şimdi bunu size nasıl anlatsam ben? Ben o gece başımı birazcık belaya soktum. Fırat'ın yardımına ihtiyacım vardı yani. Ben söyledim yanıma gelmesin. Ben aradım onu. Peki siz hep böyle arkadaşınızın arkasını mı toplarsınız? Yok işte. Daha çok o bizimkini toplar. Anlatıyorum ya size. İşte bakın isterseniz inanmazsanız arama kaydı da işte burada duruyor. Bakın. O rezil olmayayım diye size bir şey söylememiş. Ama bilin yani. Fırat o gece benim yanıma geldi. Çünkü yardımına ihtiyacım vardı. Sonraki günde benim yüzümden geç kaldı. Niye böyle anlatmadı peki? Anlatmaz ki o. Harcamaz kardeşini. Biz böyleyiz Naz Hanım, satmayız birbirimizi. O yüzden geldim ben de. Fırat da terslenmeyin yani. Peki fotoğraf? Onu kim verdi magazine? Vallahi ne bileyim Naz Hanım. Bizim hayatımıza da magazin sizinle birlikte girdi. Neyse. Bana müsaade artık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abi, eksiği unuttun. Aferin, adam oluyorsun. Normal kardeşim benim. Güzel çek ha.
Ne o? Planı tekrar gözden mi geçiriyorsun? Ya da planı unuttun. Ayrı kalınca bile dayanamayıp fotoğraflarına mı bakıyorsun artık? Dün Asuman'ı gördüm. Ne? Oğlum niye daha önce söylemedin? Önce bir kendim sindireyim istedim. Sabah da fotoğrafı meselesi patlayınca ortalık karıştı işte. Ne oldu peki? Konuştunuz mu? Bir şey dedi mi? Gözünü seveyim bir şey yapmadım ne olur. Oğlum saçmalama ne yapacağım kıza ben ya? Öyle birbirimize bakıp kaldık. Esi? İşte ben... Naz'la konuşuyordum. Hatta Taylan hakkında tartışıyorduk. Sonra bir döndüm. Karşımda Asuman. Nasıl hissettin peki? Ben de onu düşünüyorum işte. O an Naz'la kavga etmemin sebebi, Naz'ı tanımamın sebebi, yani bunların hepsinin sebebi Asuman. Ama karşımda sanki bir yabancı duruyor gibiydi. Kardeşim, yani kalbin ne söyledi? Onu söyle sen bana. Onun bir şey söylediği yok. Ama büyük bir acı hissediyorum. Arada o kadar çok şey olmuş ki. Ben bu yola neden girdiğimi unutmuşum. Fırat. Peki bütün bunları sana Naz mı unutturdu? Benim kalbim o kadar çok acıdı ki hiçbir kadın hiçbir şekilde bana bu acıyı unutturamaz. Tek bildiğim o doktor aşk denen herife aynı acıyı yaşatacağım. Durmak yok. Abi geliyorlar. Haydi. Haydi, haydi. Ay vallahi bütün biriktirdiğim param da ablam. Çeyiz param diye saklıyordum. Kaç yılın birikimi hesapla artık sen. Sizin evdeyken vardı, dükkana gittim yoktu. Kesin bu arada bir yerde düşürdüm. Kızım para bu. Çocuk mu yanında gezdirin? Koysana bankaya. Ay ablam ne bileyim hani aniden biri gelir istemeye falan Yıldırım nikah yapmak gerekir diye hep yanımda tutuyordum ben. Aklını da düşürmüşsün ya onu bulamayız artık geçmiş olsun. İyi bak yerleri de bari parayı bulalım. Bakalım bakalım ablam sen de eve bir bak güzelce. Bakayım. Teyzem, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Anam, sağ ol yavrum. Ya ben unuttum, siz unutmamışsınız ha? Ablam, iyi ki doğdun canım ablam. Ay, biz bu yüzden bıraktık Salih Efendi'ye dükkanı. Öyle oldu biraz. Yavrum benim. İyi ki doğdun abla. Anam benim. Bu yaşta kadının doğum günü mü olurmuş ya? Ay, olmaz mı ablam? O da beni param kayboldu diye kandırıyor. Ay ablam benim o kadar param olsa kendimi kaybederim, paramı kaybetmem yani. Hadi Sultan ablam, üfle mumlarını. Hadi. Anam, hangi ara hazırladınız bunca şeyi? Bir de mumlu. Ne olacaktı başka? Olsun, düşünmeniz yeter. Nereden aldın bunu? Kusura bakma teyze. Bu senin adeti bozduk. Söz seni telafi edeceğim, ben yapacağım bunu. Hadi Sultan Hanım, üfle mumlar erecek. De hadi. Amin yavrum. Oğlum. Aldım. Ay kızım. Ay tam bir şükür moment. Hadi o zaman, hazır mıyız? Merhaba. Geç kaldım sanmıştım ama neyse ki yememişsiniz. Ben size pasta yapmıştım da.
Neden geldin? Dün olanlar, sonra fotoğraf, her şey üst üste geldi. Aklım karıştı, ileri gittim. Affedersin. İçindeki saraylı kız resmen açığa çıktı. Sende hiç hatan yokmuş gibi üste çıkma şimdi. Olmaz olur mu? Ama ben özrümü diledim. Affedin dedim sadece. Tamam, ben de dileyim. Konu kapansın, olur mu? Hadi geçelim bizimkilerin yanına. Bakalım pastan nasıl olmuş? Elemeyi geçebilecek misin görelim. Boş ver elemeyi. Biz kutlamaya bakalım. Eline sağlık. Vallahi Fırat'ınkinden daha güzel olmuş. Afiyet olsun. Gel. Hani Fırat'ınki kadar olamasa da yani fena olmamış. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Anne, şu dükkana geçiyoruz Mirza abiyle. Boş kalmıyoruz. Geçin kızım hadi. İçer misin? Olur, içerim. Bunun tadı böyle ince belli bardakla çıkar. Tamam, aldıracağım restorana senin için. Söz. Ay, bu kız da kalkmak bilmiyor yalnız. Ay ne yapsın ablam? Kovsun mu çocuk? Gerekirse kovsun tabii. Bana kalsa ben yapacağımı bileyim de. Neli ıslatı keki. Çok büyük konuşuyorsun ablam. Niyeymiş o? Hoş geldiniz. Merhaba. Baba. Kazım Bey. Naz, sen burada mıydın? Sultan Hanım'ın doğum günüydü. Sen niye geldin? Ben de Sultan Hanım'ın doğum günü için... Yani Gülen de Hanım beni davet etmişti de. Gül'ü? Buyurmaz mısınız Hazım Bey? Lütfen alayım ben onu. Hocam. Buyurun. Vallahi ne çok iyi. Aynı. Şimdi buyurun. Evet. Tek ben. Karşımızda çok yetenekli bir şef var sanıyoruz ya, bana sorarsam bu adam çok yetenekli bir dolandırıcı ve kurban olarak da seni seçti. Sultan Hanım haklısınız. Sizin öyle bir talebiniz olmadı. Ama o gün canınız çok sıkılmıştı. Ben de tamamen iyi niyetle kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Aman abicim bırak. Sen bu nezaketten anlamayan insanlara niye açıklama yapıyorsun ki? Yani iyilik yapmak da suç oldu. Hayret bir şey. Feza. Anam sen de yangına körükle gidiyorsun. Acık düşür vitesi. Ha şimdi misafirimsin diye sesimi çıkartmıyorum. Ama sen de bir lafını bir tart da konuş. Olur mu? Hayırdır hanımefendi? Yani sesinizi çıkartırsanız ne olacak? Yani ne yapacaksınız? Üstüme mi saldıracaksınız? Neza tamam. Tamam ne yapıyorsun? Tamam. Abicim ya böyle bir şey olabilir mi? Kadın neler yapıyor sen beni uyarıyorsun hala. Güya misafiriz burada. Ne kadar yap canım? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ay ablam gözünü seveyim. Konu komşuya rezil olacağız. Ne konuşacaksınız içeride konuşun hadi. Hayır yürü abicim gidiyoruz biz. Burada daha fazla kalmanın bir manası yok. Dur Feza dur. Önce şu meseleyi bir çözelim dur.
Naz? Ne oldu, söyleyecek misin? Fırat. Fırat yetişin abicim, aşağısı yangın yeri. Ne oldu? Haydi haydi haydi. Hava mı o Bahram? Bana bakın Feza Hanım. Sanki sizden faydalanıyormuşum gibi konuşuyorsunuz. Çok ağır konuşuyorsunuz. Ben kimseden bir şey istemedim. İstemem de. Hanımefendi, sizinki açıkça istemem yan cebime koy hesabı. Yani kimse kimseyi kandırmasın lütfen. Ayıp ayıp. Teyzem ne oluyor? Kızım sen de ailen gibi bizi utandırmak için mi ödedin onca cezayı? Ya Fırat kapına kul köle olsun diye mi? Teyzem sen ne diyorsun? Sultan Hanım, o ne biçim laf öyle? Kızım neden yeğeninizi kul köle etmeye çalışsın? Oğlum, bak ona söylediğimi ben sana da söyledim. Sen bu yakından samimiyet diyor olabilirsin. Ama bak bu insanlar gelmişler, kapılarına gelmiş böyle dilenci gibi davranıyorlar bize. Ne? Nasıl yani? Sen hiç şaşırma kızım. Ben her şeyi farkındayım. Her şeyi bileyim ben ama yeter artık. Siz ailecek kendinize başka bir eğlence bulun artık. Ya biz sizin parayla satın aldığınız oyuncak değiliz. Uzak durun bizden. Merak etmeyin, yakında siz de biz de birbirimizi bir daha görmeyeceğiz zaten. İçiniz rahat olsun. Bana baksanıza siz. Siz haddinizi bilin hanımefendi. Siz ne ima ediyorsunuz ha? Kim kime oyuncak etmiş? Siz Naz'ın Fırat'la herhangi bir münasebeti olabileceğini mi düşündünüz? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Herkes kendine gelsin. Bunlar çok çirkin konuşmalar. Hiç bana söyleme abi. Ya siz bir kendinize bir de bize bakın Allah aşkına. Naz'ın Taylan gibi bir nişanlısı varken sizin Fırat'ınıza ne yapsın? Hem nerede görülmüş canım prensesin böyle mutfağın yamağıyla kaçtığı laf? Mutfak yamağı. Ha, mutfak yamağı. Madem benim Fırat'ın mutfağın yamağı, senin yeğenin, neden benim yeğenime mavi boncuk dağıtayım? Hanımefendi! Naz bırakın mavi boncuğu, sizin Fırat'ınıza oyuncak bilyesini bile vermez. O sizin hüsnü kuruntunuz. Sultan Hanım, bugüne kadar samimiyetle sizi anlamaya çalıştım ama maalesef kızıma söylediklerinizle haddinizi aştınız. Umarım bu son görüşmemiz olur. Amin, inşallah. Ne bakıyorsunuz? Onlar ağızlarına geleni söylediler, ben de sustuğum kadar sustum. Ama evladıma laf ettirmem ben. Aman abla, aman, aman otur. Ablam, ablam. Otur. Abla, gel, gel, gel. Gel, ay şuraya bak, rezillik diz boyu. Şefiyle mi birlikte efendim? Lafa daldık, ben kahve yapmayı unuttum. Kahve kalmamış, ben kahve alıp geleyim. E boş ver, inersen bırakmayabilirler zaten. Orta kattakiler var, hemen alıp gelirim, merak etme. Gerek yok. Geliyor. Bana bakın hanımefendi, geldiğinizden beri bir karın ağrınız var biliyorum ama ben dedim diyeceğimi. Bizim çocuklara fotoğrafı kimseye vermedi.
Vallahi ben kendi hesabıma koymuştum sadece. Oradan almışlar. Kim aldıysa artık. Aklını kullanan insana sözüm yok. Yani kolay yoldan kazanmayı kim istemez? Ama kullanılan bizim adımız olunca iş değişiyor tabii. Feza kendine gel. Bunları söylemek için mi geldin buraya? Bana bakın hanımefendi. Misafirimizsiniz diye bir şey demiyorum. Rica ederim, bu aşırı gururlu tavırları bir kenara bırakalım. Yani işinizi bile abime ayarlatıyorsunuz. Ondan sonra da bana gurur yapıyorsunuz. Feza! Ne işiymiş o? Atölye işi. Hayırlı olsun. Başka bir ihtiyacınız varsa hazır gelmişken onu da halledip aradan çıkartıverelim ha? Bana baksana sen. Biz kimden ne işi istemişiz? Sultan ablam, atölye işini Hazım Bey ayarlamış. Ne diyorsun sen? Sanıyoruz ya. Bana sorarsan bu adam çok yetenekli bir dolandırıcı ve kurban olarak da seni seçti. Kimsin sen Burak? Altını üstüne getirelim. Hanımefendi kökçü dükkanına dönmüş, burada tatlıları gömülmüş olsun. Hayır, en çok da kendime kızdım ha. Ben niye ilk bakmam gereken yere en son bakıyorsam? Bazen hepimiz öyle yapmıyor muyuz? Ama sana daha çok kızdım Naz. Beni bu kadar süre habersiz bırakmaya hakkın yok arkadaşım. Ha eğer bırakacağım diyorsan tamam. Kendini şuradaki konvansiyonel fırının içinde bulursun bir dahakine, haberin olsun. Ayrıca şu anda sana bu kadar sinirli olmamamın da tek nedeni bu tatlı. Kız, bu işi biliyorsun yemin ederim ha. Yarışmanın sonucunu sormayacak mısın? Biliyorum. Finaldeymişiz, Fırat mesaj attı. Sen önce bir dökül bakalım. Sen Fırat Şef yüzünden mi bu haldesin? Fırat sana ne anlattı? Hı? O yüzden mi böyle birdenbire ortadan kayboldun sen? Fırat bana bir şey mi anlatacaktı? Bitireyim mi bunu? Ha? Çok güzel olmuş kız. Vallahi. Yanımız yok, sen de. Naz. Ne kadar tatlı yedin bakayım. Oh. O zaman gel bakalım. Üstüne koyu bir kahve iyi gider. Hadi. Kalbin en iyi yaptığı iş unutmamaktır. Bizim için saklar, bizim için özler. Akıl gibi değildir yani. Hadi afiyet olsun. Bak güzel kızım. Tayland'a bir yola çıktın. Tamam, kabul. Ama bu yolda
kalbinin sesini hiç dinlemiyorsun. Sürekli aklınla ilerliyorsun. Oysa asıl gerçek, asıl cevap senin o güzel kalbinde saklı. Ama sen çocukluğundan beri onunla hiç konuşmuyorsun. Onunla konuş. Onunla barış. Olur mu? Geç oldu. İstersen hadi git yat kızım. Al bakalım çantanı. Naz. Hiç kimse kalbini duymana engel olmasın. Buna asla izin verme. Oldu mu kızım? Kendine bile. İyi geceler. İyi geceler. Seni çok merak ettim. Yarın lütfen bana kahvaltıya gel.